Selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere benden çok uzun zamandır istediğiniz soru cevap videosunu çekiyorum. Başlamadan önce söylemek istediğim bazı şeyler var. İlk önce neden sürekli bu şapkayı taktım? Berber benim saçımı tam istediğim gibi kesemediği için zaten saçım şekil almıyor, ince telli. Hiçbir şekilde şekil almıyor. Yani 10 kat wax sürsem, üstüne bir de sprey sıksam bile olmuyor kesinlikle. Onun için saçım uzayana kadar kep takacağım. Şapka takacağım yani bu şekilde. Artık farklı renklerini falan alarak halletmeye çalışacağım. Çünkü saçımı gerçekten kullanamıyorum. O zaman sorulara geçelim. İlk soruyu ben kendime sordum. Sizin bu arada en çok sorduğunuz soruları aldım ama ilk soruyu kendime sordum. Nasıl bu kadar güzel olmayı başarabiliyoruz? Oh, thank you! Kendi soruma kendim için çok teşekkür ederim. Bilmiyorum yani biraz şey, doğuştan sanırım çok fazla uğraştığım şey değil. Bugün de egomu tatmin ettirdim Allah'ıma bin şükür. Şimdi asıl sorulara geçelim. Gerçek ismin Merkür mü? Gerçek ismim Merkür ama şöyle bir şey var yani kimliğimde yazmıyor. Benim annem ve babam benim ismimi Merkür koymak istiyorlar bayağı uzun zamandır. Ama aile büyükleri izin vermediği için tabii ki de koyamıyorlar. Kimliğimde isim Doğukan yazıyor ama evde arkadaşlarım falan da Merkür ismini koyuyor. Yani ismim Merkür, kendim uydurduğum bir şey değil, sadece kimliğimde yazmıyor. İleride de onu değiştireceğim. Bir sonraki soru, dışarıda makyaj yapıyor musun? Dışarıya makyaj bir şekilde çıkıyor musun? Dışarıya makyaj yapıyorum ama hani bu şekilde bir makyaj değil böyle. Yüzümde böyle bir problem varsa ancak hani onu böyle morluk kapatma böyle hani böyle full face only drag queen makeup tutorial falan yok. Kesinlikle böyle no makeup gibi hani belli olmayan hafiften makyaj sadece o şekilde makyaj yaparım. Hani böyle belli olan oh yeah ben makyajım falan gibi bir şey değil yani. Ailem makyaj kanalı olması hakkında ne düşünüyor, ne söylüyorlar? Ailem benim arkamdalar, destekçimler. Zaten hani aileme sormadan ya da ailemden gizli bir şekilde böyle bir şey yapma hani durumum kesinlikle yoktu. Ben aileme o şekilde bağlı bir insanım. Hani sözünden çıkmam yani. Makyaj kanalı açmadan önce ilk söylediğimde biraz tabii tepki verdiler. Ne nasıl yani falan yaptılar. Ama sonra hani bir başlayayım dedim hani bir görün. Olmadı kapatırım falan hani sizin de desteğinizle ve hani yükseldiğimi bir şeyler başarmaya başladığımı görünce onlar da oh yeah falan oldular. Yani destek veriyorlar. Babam birazcık daha şey ama annem tam destek veriyor yani. Makyaj kanalı açmak nereden aklına geldi? Şimdi ben Jeffree Star'ı çok uzun zamandır takip ediyordum. Ama hani Jeffree Star makyaj kanalı açmadan önceden beri takip ediyordum. O zamanlar böyle müzik videoları falan çekiyordu. Hani klip falan çekiyordu. O zamandan beri biliyorum ve hani bana tuhaf gelmiş bir erkeğin makyaj yapması ilk gördüğüm zaman. Ondan sonra hani aklıma böyle bir şey gelmişti. Acaba hani ben de böyle bir şey yapabilir miyim? Hani vloggerlık tarzında falan. Ondan sonra ben ilk vlogger olarak, erkek makyaj vlogger olarak Johnny Seos'u gördüm yurt dışında ve o zaman dedim ki kesinlikle açmalıyım ama işte kamera almak olsun, makyaj malzemesi biriktirmek falan filan derken hani hemen açamadım. Aradan bir yıl falan geçti ben onu gördükten sonra hani gördükten sonra ve açtıktan o arasındaki süre bir yıl. Çünkü hani makyaj malzemem olmadan direkt kameranın karşısına geçip merhaba ben günlük makyaj yapacağım deyip bir fondöten sürüp çıkamazdım. Hani size güzel bir şeyler sunmak istiyordum. Öyle de yaptım yani. Makyajla ilgili hiçbir eğitim aldın mı? Makyajla ilgili hiçbir şekilde bir eğitim almadım. Ne kuaförden ne hani bir kursa gittim. Öyle bir şey yok. Ailemizde hani akrabalarında falan makyajla ilgilenen de yok. Sadece söylediğim gibi kendim çok heves ettim ve hani çok ilgi odağım oldu benim makyaj. Onun için de böyle işte YouTuber'lardan mesela Sebile Ölmez benim hani ilham kaynaklarımdan bir tanesi. Kendisine öğrendim ben makyaj yapmayı. Eyeliner çekmek, bunun gibi hani benim kendime has olan tarzları da yabancı YouTube kanallarını hani izleye ve onları kendime uyarlayarak buldum. O şekilde söyleyeyim. Normalde MAC'in bir şey var. Ay ne denir kız ona? İşte bir şey var orada. 330 TL veriyorsunuz. 330 TL'lik makyaj malzemesi alıyorsunuz ve böyle bir günlük size makyaj kursu veriyorlar. Hani ne öğrenmek istiyorsanız artık. Ben ona bile gitmedim. Hani zaten çok bir işe yaradığı söylenemez. Hani öyle alan insanlar var ama hani çok da bir şey yapamıyorlar onunla sadece. Söylediğim gibi hani öyle bir şey bile almadım. Sadece kendim izleye göre uğraşa yani. Ben 3 liralık eyeliner aldım. Sürüp siliyordum o şekilde öğrendim. Kaç yaşındasın ve nerelisin? 16 Eylül 1999 doğumluyum. İzmirliyim. Babam da İzmirli, dedem de İzmirli. Annem İstanbullu. Başak Burcu'yum.
takıntılıyım, manyağım, titizim. Titiz değilim aslında yani, titizim de öyle titiz değilim. Şöyle mesela hani dağınık bile olsam o dağınıklığın içinde bir düzen var. Yani nasıl anlatabilirim şu an bilmiyorum ama mesela böyle çöp kovasına çöp bile atacak olsam hani onların böyle bir geometrik şekilde yani nasıl anlatabilirim ki bunu? Hani düzenli bir şekilde koyarım. Öyle bir takıntılarım var böyle. Fazla takıntılarım var daha doğrusu. Neyse. Kendini 3 kelimeyle tarif etsen ne söylerdin? Kesinlikle hırslı derdim. Hırslı bir insanım. Biraz kırık olduğumu düşünürüm. Evet, ikinci kelime kırık kafadan. Ve tabii ki de dünyada bir ilk. Bu ne biçim bir şey? Gülüş anlamadım. The next question. Hobilerim ve fobilerim nelerdir? Hobilerim kesinlikle gıybet yapmak. Kesinlikle yani gıybet yapmak. Özellikle kahve içtiğinde, kahve içerken gıybet yapmak, ekstra bayılırım. Fobilerim de... aklıma gelmedi şu an öyle bir... çok korktuğum bir hayvan falan yok. Ama böyle tiksinti olarak bakarsak... böyle böceklere falan hiç sevmem yani. Böyle böcekleri... don't yani. Kulağındaki delik ne? şu kulağımdaki delik tünel arkadaşlar. Buna tünel deniyor. Tünel piercingi. Normal kulak deliği oluyor yani böyle küpe. Onu böyle huni gibi bir şeyle yavaş yavaş genişletiyorlar ve içine böyle halka gibi bir şey takıyorlar. Yani kulağınızın eti o halkanın etrafında duruyor. Benim bayağı büyüktü. Böyle 2-3 parmağım falan giriyordu ama hani sonra sıkıldım dedim kapansın bırak dursun falan. Öyle yani küçülüyor şu anda. Hani o deliğin sebebi o. En sevdiğin yabancı sanatçılar kim? En sevdiğim yabancı sanatçı tabii ki de hani tabii ki de aşkım kraliçem bebeğim Nicki Minaj. Bayılıyorum yani Nicki Minaj'a, tam böyle benim oh my lover. Kesinlikle kendi karakterime de yakıştırıyorum, tam böyle bir this is a bad bitchism like a fashion gibi böyle bir hani böyle bazen benim diva tavırlarım duruyor, attention falan böyle. Neyse, Nicki Minaj'ı çok seviyorum. Onun dışında Lady Gaga'yı falan hani seviyorum ama söylediğim gibi Nicki Minaj kadar hiçbirini sevmiyorum. Travesti olmayı düşünüyor musun? Travesti olmayı tabii ki düşünmüyorum. Hani ben yaptığım şey bir sanat olarak görüyorum ve ben bir sanatçıyım bence. Söylediğim gibi hani ne kadar ben bunu güzel bir şekilde aksettirsem insanların algısını da o kadar açarım diye düşünüyorum. Öyle yani, travesti olmayı düşünmüyorum. Erkeğim ve erkek olarak makyaj yapıyorum. Bu. En çok sorulan sorular bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. İleride ne denir ona? Eğer yine böyle altı siz yine merak ettiğiniz soruları sorun. Eğer yine böyle çok soru birikirse tekrar çekerim. Aklımda çok video fikirleri var. Zaten seri video çekmeye başladım. Kanalıma abone olmayı ve videomu like butonundan beğenmeyi unutmayın. Sorularımın cevapları hakkında ne düşünüyorsunuz? Veya sizin merak ettiğiniz soruları mutlaka aşağıya yazın. Hani ben yorumları okuyorum zaten çok sık bir şekilde. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bye bye.